Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm, hoş geldiniz. Hepimizin kullandığı bir lisan var. Hayvanların da böyle. Bülbülün şakamasını belki de hepimiz duyduk. Kendi lisanlarınca onlar da anlaşmaya çalışıyorlar. Bizden en büyük farkları herhangi bir sorumluluklarının olmaması. Vebali yok konuştuklarının. Ve bundan imtihana tabi tutulmuyorlar. Ama biz konuşuyoruz. Ve konuştuğumuz her ağzımızdan çıkan ya sevap olarak yazılıyor ya da günah. Konuştuklarımızın belli bir kısmı ya insanların kalbini kırıyor ya yeni ufuklara yelken açmalarına yol açıyor ya insanların ölümüne ya da insanların hastalıklardan kurtulmalarına vesile oluyor. Dil ne kadar acayip bir şey. Bugün bazen susmanın ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Lütfen düşünün. Anne babanın vücudundaki cansız besin parçalarından iki tane yarım hücre yaratılmış. Birbirinden tamamen bağımsız şekilde. Gözleri görmüyor o hücrenin. Sağır, dilsiz, şuursuz, aklı olmayan o iki yarım hücreden yaşayan, gören, işiten, düşünen ve konuşan bir insan. Her gün göz önünde yüz binlerce cereyan eden bu olay, tesadüf olabilir mi? Veya taklit? Elbette hayır. Konuşmak, insanın diğer varlıklardan ayıran akıldan sonraki en önemli verisi. Ama lütfen düşünün, konuşan hiçbir insanın aslında, yani bebeklik zamanlarında konuşmadan bir eser görebiliyor muyduk? Konuşan insanlarla dolu dünyanın başlangıcında da bu fiilin en küçük bir belirtisi bile yoktu. Evet, biz insanlar diğer varlıklara göre birçok üstün özelliklere sahibiz. Düşünme, konuşma, hissetme gibi. İnsanoğluna özel olarak bağışlanan konuşma yeteneği diğer canlılarda mevcut değil. Söz ve konuşmanın değeri sadece bize verilmiş. İnsan konuşan bir varlık demiş alimler. Konuşma kabiliyeti, evet bir yönüyle bizlere çok büyük bir üstünlük sağlarken, diğer bir yönüyle çok ağır bir sorumluluk veriyor. Dile sahip olmak, konuşmayı kontrol altına alabilmek çok da kolay değil. Bugün zaten bunları işleyeceğiz. Üstelik, büyüklerimizin sözlerinden duymuşuzdur, dilin kemiği yok ve her yana kıvrılabilir. Üstelik dil, bazen suç da işler, buna uygundur. Yani kontrol altında tutamazsak eğer, zararını çokça gördüğümüz bir organımız. İnsanlar çok konuşmalarına rağmen, geçerli ve kalıcı iletişim kuramıyorlar bugün. Oysa, ekseriyette aynı dili konuşuyoruz. Ama iletişim olmuyor. Bugün bunlardan da bahsedeceğiz. Peki, neden susmak lazım? Neden bazen sessiz kalmak lazım? Nerelerde susmalıyız? Nerelerde susmak iyi değildir? Bunlara geçelim. İnsan neden susar? Bazen birine kırıldığı için, kırgınlıktan, dertli olduğundan, sesini duyuramamaktan sessiz kalır. Veya herkesin sağır, dilsiz olmasından, yorgun olduğundan, her seferinde sesinin o sağır kocaman duvarlara çarparak başka bir ekoyla geri dönmesinden. Bazen susmak lazım. Yaren kağıt kalemdir bazen.
bazen şiirdir, bazen bir kilimin motifidir, bazen bir fırçadır, bazen ebru gibidir. Renk renk desen olur, suya yazılır. Ve anlaşılmaz bazen susmak. Kendini aramaya koyulur insan. Belki de kilometrelerce mesafede bir yolculukla mukayese edilemeyecek derecede insan en uzun yolculuğuna çıkar sessiz kaldığında. İçine, içinin derinliklerine, daha da içe. Bazen kendini bulmak için insan sessiz kalır. Bazen kaderdir. Mevlasıyla baş başa olmak içindir sessizlik. Değerli dinleyenlerim, iyi ve kötü yanları var. Birçok şeyde olduğu gibi. Bugün birçok kardeşimizin suskunluğu ve sessizliği hakkını aramaması gereken bir Mevla olarak gördüğünü anlıyoruz. Evet, haksızlık karşısında susmak daha kötü. Lakin bazı zamanlarda da ağzımızdan çıkanlara engel olamadığımızı, çok ve boş konuştuğumuzu, ne kadar çok konuşursak o kadar aslında yanlış ve içinde yalanların, hataların olacağı konuşmalara gireceğimizi de bilmiyoruz. Bazen ben bir ortama girince susuyorum, konu açamıyorum ve ne konuşacağımı bilmiyorum diyenler oluyor. İbrahim abi, nasıl konuşabiliriz? Ben ona cevap yetiştiremiyorum, moralim bozuluyor diye. Veya misafirliğe gidiyoruz, konuşacak bir şey bulamayınca yüz yüze bakıyoruz bömböm. Ne yapmamız lazım? Keşke şunu söylemeseydim, bunu anlatmasaydım, bunu niye yaptım ki diye pişmanlıklar oluyor. İlk önce belki de bilmemiz gereken şu, illaki konuşmamız gerekmiyor. Bu bir zorunluluk değil. Yani hayatımıza devam etmek için oksijene, yani havaya ve suya, yemeğe, uykuya biz muhtacız. İhtiyaç sahibiyiz. Ama konuşmaya değil. Konuşmadan da insan yaşayabilir. Demek ki konuşmak bizi canlı tutan etmenlerden, sebeplerden bir tanesi değil. Lazım mı? Elbette. Ama az önce verdiğim örneklerde olduğu gibi, illaki konuşmamıza da gerek yok. Susmak da bir ifade şeklidir. Ama ben duramıyorum, daralıyorum diyorsanız, en azından ağzımızdan çıkacaklara biraz daha dikkat edelim. Mesela telefonda konuşurken uzun uzadıya, konuşma bitti, amaç hasıl oldu. Birini merak etmiştiniz, hastalığı nasıldı, onunla ilgili cevap geldi. Süreyi iyi kullanarak, zaman sermayesini israf etmeden konuyu kapatmak varken, maalesef oradan buradan ekstra cümlelerle biz o görüşmeyi 15-20 dakika uzatıyoruz. Hem sağlığımıza hem de zamanımıza yazık ediyoruz. Arkadaşlar, çok konuşmak aynı zamanda çok hata yapmayı beraberinde getirir. İnsan çok söz söylemekle değil, söylediği sözün yerinde olup olmamasıyla veya şöyle diyelim, faydalı olup olmamasıyla değer alır. Ya yükselir ya yerin dibine girer. Daha evvelki programlarda sizlerle paylaşmıştık. Az yemekten bahsedilir. Az uyumaktan bahsedilir. Dünya sevgisinin az olmasından bahsedilir. Onlardan bir tanesi de az konuşmaktır. Derler ya, az ama öz konuş diye. İnsanın davranışları, hareketleri yeme içmesine göre oluyor. Eğer haram yerse, Allah korusun, hareketleri de harama yöneliyor, sözleri de. Helalinden eğer yerse, hem hareketleri hem de sözleri değişiyor. Çok konuşmak, aynı zamanda gıybeti ve onunla beraber birçok iftirayı da, yalanı da getiriyor.
Kardeşlerim, insanın dilini tutması derler. Bir insan dilini tutar. Bu bir deyim, biliyoruz. Peki, gerçekten tam konuşacağı sırada, hayır bir şey söylemeyecekse, nasıl kendini frenleyebilir? Bu çok önemlidir çünkü, amellerin korunmasını da böyle sağlarız. Çünkü insanoğlu, çok konuştukça çok gıybet eder. Ve amellerin belki de ortaya açılmasına ve bununla beraber birçok sıkıntıya davet açar. Büyüklerden bir tanesinin bir sözü var, diyor ki, bir insan lisanıyla insandır. Yani Türkçe, İngilizce, Farsça konuşması değil, konuştuğu dil ile lisandır. Çok konuşunca dostluk bozulur. Gereksiz konuşmalar ayıpları ortaya çıkarır ve düşmanın duygularını tahrik eder. Eğer acı söz söylerseniz de bu da dostları etrafınızdan kaçırır. Yine bir eserde yazıyor, İnsanın diyor başına bela gelmesini hiçbir kimse istemez. Lakin belayı getiren üç şey vardır, maalesef birçok insanın bundan haberi yoktur. Hiçbirimiz istemiyoruz belayı, değil mi? Ağır imtihanlar. Peki bu üç şey neymiş? Bir tanesi diyor, çok şakalaşmak. El kol hareketleriyle. Çok fazla, efendim, hatta affedersiniz eşek şakasına varan abartılı şakalar yaparak, korkutarak insanları veya alay etmek. Ve boş konuşmak demişler. İnsanın başına bela gelmesi için bundan başka bir şey beklemeye gerek yok. Birçok şeyde bela gelir ama bu açık bir şekilde gelir. Bir insan ne kadar alaycıysa, insanlarla alay ediyorsa, boyuyla, efendim ilmiyle, memleketiyle, değil mi, konuşmasıyla onu taklit ediyor, alay ediyor. Veya o kadar yalışık hal ve hareketleri var ki bir türlü böyle ciddi duramıyor. Sanki kemiği olmayan bir et parçasıymış gibi bir türlü dik duramıyor ve boş konuşuyorsa, hepsi de diyor diline hakim olamayan, nefsi tercihleri önde olan ve düşünce derinliği olmayan insanların özelliklerinden sayılıyor. Bununla ilgili olarak bir ayet, bir hadis aktaralım. Nisa suresi 114. ayet ve hemen ardından Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifi. Doğru söylemek, hayırla buyurmak ve insanların arasını bulmak hariç konuşmada hayır yoktur. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İbadetlerin en kolayını size bildireyim mi? Susmak ve iyi huylu olmak. Duyduğunuz üzere, hayırla konuşmak, doğru söylemek ve insanların arasını bulmak hariç konuşmada hayır yoktur sözü Allahu Teala'nın Celle Celaluhu. Demek ki bizi her şeyden iyi bilen Yaradanımızdır. Bize emri de doğru konuşuyorsak tamam. Hayırla bir tavsiyede bulunuyoruz, tamam. Ama eğer demek ki yalan söyleyeceksem, kendime engel olamayıp da o gıybet meclisine refakat edeceksem ve günahlarım fazlalaşacaksa, hiç konuşmamam daha iyi, o yere gitmemek daha iyi. Bazen oluyor, insanları kırmayalım, üzmeyelim, şöyle düşünmesin diye, gittiğimiz yerde hayırlı hiçbir şeyin olmayacağını bildiğimiz halde kıramıyoruz. Davete icabet ediyoruz, değil mi? Bu bazen bir düğün olabiliyor. Allah-u Teala'nın dininde yer almayan uygulamaların olduğu bir düğün. Komşumuzdu veya akrabamızdı. Ne yapalım artık? Halbuki gitmeme diye bir tercih olabilir. Veya bunu farklı şekilde dile getirebilirsiniz. Kardeşim, ben takımı takıp gideceğim. Veya yalnız geldim. Kadın erkek beraber olduğu için biliyorsun biz böyle bir aileyiz gibi. Sonra söylenebilir bunlar. Yani bazı bahaneler ve şeyler olabilir. Ama biz o üzülmesin, bu kırılmasın diye olayları farklı değerlendiriyoruz.
kendimize yazık ediyoruz. Kendi ahiretimizi başkalarının mutluluğu için heder etmeye çalışıyoruz. İşte dil kalpte bulunan her şeyin tercümanıdır sözünü boşuna söylememişler. Ne güzel bir söz değil mi? Kalbinde ne bulunuyorsa onun tercümanı. Tercüman ne? Başka bir dilde konuşan bir kişiye anlaşılabilir, kim dinliyorsa anlaşılabilir şekilde onu tercüme eden insan. Kalp de diyor, dili kullanıyor. Dil kalbin içinde ne varsa onu atacak dışarıya. O yüzden dilin hatalardan arındırılması ancak kalbe bağlı kalmasıyla mümkün. Ne demek bu? Aklımızda bir şeyler var. Tam dilimize geldi. Geldiği andan itibaren biz konuştuk, artık bizim hakimiyetimizde olmuyor. Ha, düşündüklerimiz dile gelmeden evvel bizim hakimiyetimizde. Yani ben kontrol edebiliyorum. Ama benim ağzımdan çıktıktan sonra tam tersi oluyor. Hakimiyet kuramadığım gibi ben ağzımdan çıkan sözlerin hakimiyetine giriyorum. O beni kontrol ediyor. Değil mi? Birine hakaret edersiniz. Eyvah, nereden bunu dedim diye. Bu sefer o ağzınızdan çıkan kötü söz yüzünden ne kadar pişman olsanız da acı çekersiniz. En basiti, bir insan kırılmıştır karşınızda. Siz de onun moral bozukluğunu yaşarsınız. Bunu ben nasıl söyledim diye. Ağzımızdan çıkana kadar ben kontrol mekanizmasındayım ama ağzımdan çıktıktan sonra benden bitiyor, geçiyor. Sonra keşkeler, keşkeler, eyvah demeseydim, şunu böyle yapmasaydımlar oluyor. Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz, ağzına çoğu zaman küçük küçük taşlar koyarmış. Bir gün sebebini sormuşlar. Nefsimi konuşmaktan men etmek için dermiş. Kendisi diline işaret ederek şöyle demiş. Beni tehlikeli ve zor işlere sokan işte budur. Yani dilini işaret ediyor. Demek ki bu kadar önemli. Bizim tarih sayfalarında isimlerini altın yaldızlarla efendim hafızamızda yazdığımız insanlar, örnek aldığımız insanlar, bu kadar bu konuda önem arz ediyor diye, gereken önemi vermeye çalışıyor diye görüyorsak, bizim de bu konuda biraz düşünmemiz lazım. Ağzımızdan çıkan her söz o kadar önemli ki. Bir başka açıdan değerlendirelim. Uzmanlar diyor ki, bir insanın ağzından çıkanlar, karşıdaki insana gönderdiği bir kişilik mesajıdır. Mesela, ağzı bozuk derler ya, çok hakaret eden, böyle amiyane tabirle fuhuş içeren cümleler kullanan insanlar, kendi yüreklerinden çıkan bir mesaj veriyorlar. Yani benimle çok fazla konuşma, benim içimdeki bu anlamına geliyor. Bir mesaj gönderiyorsunuz. Her zaman düşünerek konuşmadığımızı ve farklı diyelim ruh hallerimiz var. O hallerimizin bizi düşürdüğü farklı durumlarda konuşmalarımız maalesef kendimize doğru sıktığımız bir kurşun gibi oluyor. Bak, en basiti bu. Ama daha da ilerliyor. Sadece kendimize bu hatayı, bu yanlışı yapmıyoruz, karşımızdakini de kırmış oluyoruz. Peki Müslümanlar nasıl anlatılıyordu? Hatırlarsınız, Müslüman kimdi? Elinden, evet, ve dilinden, belinden, her insanın, Müslümanın emin olduğu kişi. Bir dakika, elinden nasıl emin olacak? Yani ben ondan bir hırsızlık görmeyeceğim, gasp görmeyeceğim eliyle yapıldığı için. Yetiyor mu böyle? Hayır. Aynı zamanda bir emanet verdiğim zaman eliyle o emaneti alıyor. O emanete hıyanetlik etmeyeceğini biliyorum. Borç istemişti,
bir sıkıntısı vardı. Şu zaman inşallah vereceğim dedi. Rahatlıkla ben bunu verebiliyorum. El tamam. Peki dil nasıl? Nasıl diğer Müslümanlar benden emin olacak? Herkesin anlayacağı gibi gıybet etmekle, kovuculuk diyoruz buna. Ondan lafı alıp oraya götürmekle ve kırıcı konuşmamakla. Kimsenin zarar görmediği bir insansam ben tam bir Müslüman oluyorum o zaman. Hadislerde müjdelenen insan oluyorum. Dilin afetleri o kadar fazla ki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bu mevzuyla alakalı susan kurtulmuştur buyuruyor. Susan kurtulmuştur. Ya elden geldiği kadar, o yüzden susmayı tercih etmiş Allah dostları. O kadar çok zararlarını bilmişler, tecrübe etmişler, eserlerde okumuşlar ki. Mesela güzel sözler var. Onlardan bazılarını aktarayım size. Sükût güzel ahlakın başıdır. Yine insanoğlunun hatalarının çoğu dilindendir. Lüzumsuz şeylerden sükût ibadetlerin başıdır. Cenab-ı Hakk'ın en sevdiği amel, insanı boş şeylerden ve yasaklardan muhafaza etmektir. Fuzuli, lüzumsuz, gereksiz sözlerden kaçınmak, kişinin ahlakının güzel oluşundandır. Ve son bir söz, diline hakim olan, evi kendisine geniş gelen ve kusurlarına gözyaşı döken kimseye ne mutlu. Hadis-i şerif. Ne güzel, diline hakim olan, evi kendisine geniş gelen ve kusurlarına gözyaşı döken. Dile hakim olmayı, kusurlarını gözyaşını anladık. Evi kendisine geniş gelen, evinde mutlu olan, yoksa 3+1, 160 metrekare, ooo çok güzel, neredeyse halı saha maçı yapılacak kadar geniş bir salonum var, bu değil. Öyle yuvalar var ki, belki metrekare oranına vurduğunuz zaman, yüz binlerce insana sorsanız, en son konaklamak istediği bir yerdir. Ama o evde öyle bir huzur vardır ki, çok geniş gelir. Tam tersi de olur. Birçok insan bugün çok daha rahat maddi açıdan imkanlara kavuşmuş olduğu halde, evi, odaları, ucu bucağı görülmeyecek böyle yerlerde arsaları olmalarına rağmen, ne kadar geniş gibi görünse, kendisine hapishane gibi gelen bir evde, kendisine gardiyanlık yaptığını düşünen hanım ve erkekle beraberdir. Hasılı çok böyle ince bir örnek verilmiş. Evi kendisine geniş gelen, yani ferah, toprakta da çünkü başımıza aynı şeyler gelecek. Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya cehennem çukurlarından bir çukurdur. Hatırladık değil mi? E aynı toprak ama geniş gelecek kimine. Kimine de dar gelecek, o kabrin sıkması da olacak. Allahu Teala o yolculuklarda, o menzillerde bizlere yar ve yardımcı olsun. Muhafaza buyursun o elemden, azaptan, kederden. Amin. Demek ki dilin afetleri çok, yaramazlıkları çok. Bunu bir çocuk gibi değerlendirenler de olmuş. Ama hiç büyümeyi bilmeyen bir çocuk bizim dilimiz. Ona iyi terbiye veremiyoruz. Veremediğimiz için de her an bir yaramazlık yapabilir diye nasıl çocukları göz önünde bulundurmak lazımdır? Akıl bali olmadıkları için adı üzerinde. Zaten akıllı olsalardı, akıl bali olurlardı. Akılları yerinde olmadığı için her konuda onlara güvenemeyiz ve bir tedbir mekanizması geliştiririz. İşte gözümüzün önünde olmasını istediğimiz o çocuklar gibi dilimizde her an hata yapabilecektir. Bir saniye içinde yalan söyleyip veya bir saniye içinde dua edip sonrasında bela okuyabilecek kapasitedeyiz. İnsanın dilinden övme de çıkar, birilerini överiz,
insanın dilinden sövme de çıkar. O yüzden veli zatlar, abidler hep buna benzer örnekler vermişler. Evladım, bir insanın seni övmesinden de, efendim, seni yermesinden de hoşnut olma. Niye beni övüyorlar diye sevinme, niye beni yeriyorlar diye de üzülme derler. Arkadaşlar, Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz şöyle buyuruyor. Kişi dili altında saklıdır. Allah Allah. Kişi dilinin altında saklıdır. Konuşturunuz. Kıymetinden neler kaybettiğini anlarsınız. Ne güzel bir örnek. Yine sahabe-i kiramdan birisi buyurmuş. Kalbinde demiş böyle bir sıkıntı, bir kasavet, bedeninde bir gevşeklik veya rızkında, gelir giderinde bir kıtlık görürsen, bil ki o sıra mutlaka lüzumsuz, gereksiz şeyler konuşmuşsundur. Hemen bir tevbe et demiş. Sanki bugünün insanını hepimize anlatıyor değil mi? Kalbimizde bir daralma olmuyor mu? Bedenimizde bir uykusuzluk veya vitaminsizlikten dolayı mı bir gevşeklik var? Bir türlü geçinemiyorum, borcumu ödeyemiyorum. Acaba çok mu gereksiz konuşuyoruz? Söz gümüş olabilir ama sükût altındır derler. Hayırlı söz keramettir. Sükûtsa selamettir. Konuşma insanın terazisi. Fazlası ziyan, azı tam vakar. Arkadaşlar, yeri gelince peki konuşmayacak mıyız? Konuşmanın ölçüsü nedir? Bundan da biraz örnekler vererek hissemizi alalım bir şeyler. Elbette zaruri olan meseleler bunlar mutlaka konuşulmalı. Gizli kapaklı bir şey bırakmamalıyız. Bazen konuşmamız icap eden zorunlu olduğumuz zamanlarda olur. Susmak tam tersi büyük bir hatadır. Yani diyelim ki Allah korusun bir fitne var. Bu fitneye sebep olmak sizin susmanızdan kaynaklanıyorsa susmamak daha eftaldir. Bilhassa mesela günümüzde birçok cinayetler işleniyor. Allah korusun. Bunlara bugün böyle haberlere bakar gibi bakıyoruz. Başka insanların başına neler gelmiş ama bizim veya ailemizin veya tanıdıklarımızın başına neler gelebileceğini bilmiyoruz. Bunlara konu olmak istemiyorsak, bugün şöyle haberlere bakınca en önemli anladığımız şu. İnsanlar bir şeyleri içlerinde biriktiriyorlar. Ve bu birike birike, nasıl ki dizlerimizde, ayaklarımızda nasır olabiliyor bazen, hissizlikle beraber bunlar oluyor. Aynen onun gibi artık daha da kalınlaşıyor, daha da sertleşiyor derken, içimizde birike birike hem kendi sağlığımıza zarar veriyoruz, hem de patladığımız zaman neredeyse o insanı öldürecek dereceye geliyoruz. O sebeple ne olur? Konuşmamız gereken yerlerde konuşalım. Peki insan nasıl konuşur? Süremiz yettiğince ilerleyen dakikalarda onu da aktarmaya çalışalım. Bu konuda gerçeğin gizlenmemesi çok önemlidir. Susmak çok güzeldir ama gerçek neyse onu söylemek ve diyelim ki size bir fırsat sunuldu. Şu konuda şahitlik yapar mısın dedi. Baktınız ki siz konuşmazsanız fitne çıkacak, tam tersine konuşmanız zaruridir. Bazen de dinin yasakladığı hususlarda mesela, kesinlikle diyelim kalben tamam reddedebilirsiniz ama birkaç cümle söyleseniz de o hata duracak ya, ben şimdi bunu söylersem benim hakkımda şöyle düşünürler, böyle derler diye susmak daha büyük bir kötülüktür. O yüzden boş konuşmak veya boş işler yapmak yerine hayırlı ve güzel işlerde meşgul olmak ve çok gerekli değilse susmak, susmayı tercih etmek yapmamız gereken. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem
davranışıyla, sözleriyle, sükutu ancak hayır söylenilecekse terk etmeyi bize öğütlemektedir. Az önce ilgili ayette de okuduğumuz gibi. Önemli bir şey varsa ama onun dışında eğer dediğimiz şey gereksiz, yalan, fitne, gıybet ve diğer şeylerse hiç gerek yok. Bir de şu var, ağzımızdan çıkan eğer iki insanın küsmesine, darılmasına vesile olacaksa bu kat kat daha büyük bir günah oluyor. Mesela gıybet ettik, güzel bir şey mi? Elbette hayır. Ama iki kişiydik. Biri hakkında gıybet ettik, bir de gıybet ettiğimiz insan bizim kötülediğimiz o insana bizim vesilemize düşmanlık edecekse eğer, iki Müslümanın arasını bozduğum için veya iki kim olabilir bu, karı koca olabilir, anne oğul, anne kız olabilir, komşular olabilir, daha büyük katmerlenmiş bir günah olur. Düşünün, bir insanın mutluluğuna, kurtulmasına sebep olan dünyadaki bütün insanların kurtulmasının mimarıdır. Ama Allah korusun, bir insanın kötülüğüne, itikadının bozulmasına, kafasının karışmasına veya günah işlemesine vesile olmak, onu davet etmekte, bütün dünyayı o hataya, o yanlışa, o günaha davet etmek gibi sorumluluktur. Gelin biz kolay yoldan gidelim. Kolay yol bellidir. Haramlar bellidir. Helaller bellidir. İyi bellidir, kötü bellidir. Biz iyilerin yanında yer almaya çalışalım. İyilerden olamıyorsak iyilerin yanında olalım. Çok mu konuşuyoruz? Çok susanların ve gerektiği zaman konuşanların yanında olalım. Bir Allah dostunun anlattığı gibi. Ağlayamıyorsan evladım, neden ağlayamadığın ağla. Sevemiyorsan sevenlerin yanında ol. Kur'an-ı Kerim hepimize iyi ve kurtuluşa eren bir Müslümanın özelliklerini anlatıyor. Bunların başında boş işlerden kaçınmak mevzusu var. Bu boş işler arasında boş konuşmak da var. Demek ki boş konuşmak ve boş işler yapmak yerine hayırlı ve güzel işlerle meşgul olmak, gerekmediği zaman konuşmak yerine susmayı tercih etmek, güzel bir müminin özelliklerinden. Tasavvufun bilinen zatlarından El-Mekki rahmetullahi aleyhe göre, sessiz kalmak insanın aynı zamanda aklını geliştirir. Böylece doğru fikirlere daha kolay ulaşır, ilim sahibi olabilme imkanına erer. Ne zaman bir sıkıntıya düşse, Allahu Teala'nın yardımıyla daha hızlı çözüm yolları bulabilir. Gönlünü ferahlatabilecek bir güç elde edebilir. Bazen insan neden susar, neden susmalı demiştik ya programımızın başında. Bugün görüyoruz ki, İnsanlar arasındaki iletişimsizliğin en önemli sebebi, yerinde konuşmamak olduğu kadar çok konuşmak demiştik. Peki nerede konuşmak lazım? Bu konuda hanım ve erkeği biraz incelemeye çalışalım. Arkadaşlar, hanımlar erkeklere nazaran daha fazla konuşmak donanımıyla yaratılmışlardır. Bunun kendileri için ve hepimiz için bir yararı da vardır. Çok daha fazla ayrıntıya kaçarlar, ilgi ve alakaları bizden çok daha fazladır. Mesela bir yere gidildiği zaman erkekler çok fazla ayrıntıyı hafızalarında tutamazlar. O yerden geçtikten sonra mesela sual sorsa hanımınız veya kızınız, anneniz, sen az önce gittiğimiz yerde aklında nelerle döndün bakalım, ne var aklında anlat. Çoğu erkek iki tane, üç tane şey belki söyleyecektir. Ama hanımlar 30-40 tane ayrıntı sayabilirler. Duvarda ne vardı, halının markası neydi, ne renkti, deseni nasıldı? O da tahmini olarak kaç metrekareydi, güneş alıyor muydu dışarıdan veya dizilim normal miydi? Bu ayrıntıları verebilecektir. İşte
Bunlardan bir tanesi de, kadın ve erkeğin aralarındaki farklardan bir tanesi de konuşmaktır. Hanım konuşarak kendini ifade etmek durumundadır. Erkek kısa ve öz ve karar verici pozisyonundadır. Bu ikisinin de eksikleri olduğu, ikisinin bu konuda başarısız olduğunu göstermez. Bir elmanın yarısı gibidir aslında. Tamamlayacaklar. Hanım kendini öyle ifade ediyorsa, erkekler olarak bizler bileceğiz ki, akşam evimize gittiğimiz zaman, akşama kadar bizi görmeyen hanım bizle konuşmak istiyor. Okuldan gelen kızımız, oğlumuz bizle konuşmak istiyor. Ben ne kadar yorgun da olsam, hanım ne yaptın bakalım, günün nasıl geçti? Oğlum, kızım, dersler nasıldı bakalım? Dediğim zaman, eğer kafamı şişirecek derecede de ayrıntılara inip de anlatıyorlarsa, bu bana hıyanetlerinden, bana karşı garezlerinden değil, fıtratlarından geliyordur. Bunu öğreneceğiz. Yani susmak derken, aman bu konuda bir şeyler yanlış anlaşılmasın. İnsanlar bir şeyleri paylaşmalı ki, daha sonra büyük şeylere, sıkıntılara yelken açılmasın. Erkekler de tam tersine az konuşurlar. Tabi ekseriyetten bahsediyorum. Gambersiz düğün olmaz. Ve karar verme mekanizmasında olduklarından dolayı ayrıntıları falan çok fazla bilmezler. Hanım gelir yanına. Bugün şöyle yaptım, böyle ütü yapmıştım. Ütüden sonra şunu yaptım ama işte şu ütünün şu huyunu beğenmedim. Siz tam o ütü hakkında bir şeyler düşünmeye çalışırken birden mutfakla ilgili başka bir şey söylenir. Bunların hepsine ve daha fazlasına dayanmak ve anlayışla karşılamak durumundayız. Hanım kardeşlerimiz ne yapacaklar? Onlar da her şeyi paylaşmak istediklerinden dolayı akıllarına şöyle bir şey gelebilir. Ya ben kocamı çok seviyorum veya oğlumu çok seviyorum. Neden her şeyini bana anlatmıyor? Bugün ben onun moralinin bozuk olduğunu iş yerinde veya okulda sanki bir imtihanı varmış, morali bozukmuş, böyle geldi. Bunu bildiğim halde benle niye paylaşmıyor, bunun derdindeyim diyebilirsiniz. Lakin bu erkekler nasıl hanımları anlamalı? Hanımlar da erkekleri anlamalı. Erkekler de çocukluk yıllarından itibaren, özellikle ergenlikten sonra daha da bu yükselir. Efendim, çok fazla kendileri hakkında bilgi verme istemezler. İlk bir deprem gibi düşünün. Sonra artçılar olur ya, bir imtihan yaşarlar. Okulla ilgili olur, iş yeriyle ilgili olur, maddi sebepler olur, ailesiyle ilgili olur. Bunu evvela kendisi o depremi bir hisseder. O deprem anında bütün ilgisi alakası kendi yaşadığı o içindeki derdiyle ilgilidir. Siz ne kadar onun yanında yer aldığınızı söyleseniz de düşünün, deprem anında kimin ne yaptığı bizim için bir önem arz ediyor mu? Olmuyor. O an içindeki depremle uğraşıyor. Erkekler de evvela o depremi hissederler. Sonra zaten paylaşmak istediklerinde gelirler size. Böyle böyle bir durum oldu, şöyle bir yanlış yaptım veya bu kadar borcum var veya bu bana böyle dedi diye anlatır. O yüzden birbirimizi anlayacağız. Tamam. Hanım kardeşlerimiz konuşacak bol bol. Biz de ne yaptın dediğimiz zaman, bizi pişman ettiler ya, yarım saat her şeyi döktüler diye kızmayacağız. Hanım kardeşlerimiz de erkekler, kocaları veya işte o evlatları neyse, anlatmak istemiyorlarsa bir şey, ne olur bana söyle. Sen bana değer vermiyor musun? Bak yalan atma, yemin et, bak bir şey var değil mi diye üzerine gitmeyecekler. Hazır konuşmayı anlatırken bunları da sizlerle paylaşalım. Mevlana Hazretleri diyor ki, ey can, kimseyi kırma. Sözden ağırı yoktur. Şu beden o kadar çok yük kaldırır ki, ama gönül her sözü kaldıramaz. Beden çok yük kaldırır ama gönül her sözü kaldıramaz. Söküklerini dik sözlerinin, dilini kalbine yanaştır. Dilinle söylediğini kalbinle de söyle. Kalbinden geçmeyeni diline değdirme.
Söz ağız kutusunda kıymetli bir inci gibidir. Onu harcarken dikkatli ol ve acele etme. Her işin aslı gönülden doğar, dilden değil. Ve ezbere bildiğiniz bir söz belki de. Edebim el vermez edepsizlik edene. Susmak en güzel cevap aslında edebi elden gidene. Bir de Yunus Emre söylesem tesiri yok. Sussam gönül razı değil. Çektiğim âlâmı bir ben, bir de Allah'ım bilir diyor Celle Celaluhu. Heyhat! Anlayan kulağa, düşünen akıl sahibine, gören göze anlatmaya ne hacet? Buraya kadar tamam. Sükût, sükût, sükût. Daha sessizlik. Her ne kadar evet kıymetli bir davranışsa da, konuşulması ve gereken yerde konuşmayıp sessiz kalmak da o kadar yanlış. Çünkü her konuda örneğimiz olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, haksızlık karşısında susmanın örneğini neyle vermişti? Evet, dilsiz şeytan. Haksızlık karşısında susan kişi dilsiz şeytandır demişti. Bir zulüm karşısında, birine yapılan bir kötülüğe şahit olduğunuzda susmak, ahlaki açıdan en berbat hale geldiğimizi gösterir. Çünkü, şimdi bir tekrar edelim, ne yapmamız gerekiyordu bir haksızlık, bir kötülük gördüğümüzde? Önce, evet elimizde, gücümüz yetmiyor, dilimizle. Bu, Müslüman olmanın kadın veya erkek en önemli şartlarından. Elinle o kötülüğe müdahale etmek. Olmuyorsa bir saniye ben hayır hayır bunu kabul etmiyorum demektir. Buna gücümüz yetmiyorsa ki neden gücümüz yetmesin? Car 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 konuşmayı biliyoruz. Hadi diyelim böyle bir durum var. En azından düzgün bir lisanla bunu anlatabiliriz. Mesela itiraz edebiliriz. Neden kendimizi koyun gibi hissedelim ki? Çıkarlarımız için, korkularımız için susuyoruz. Ama haksızlık gören bir insan, senin partinden, senin cemaatinden, senin memleketinden olmasa da, bir dakikaya ben adaletliyim, ben Müslümanım, burada bir zulüm var diyemiyoruz mesela. Böyle bir şey olabilir mi? Sadece senin cemaatinden, senin siyasi partinden, senin memleketinden birisi zulüm, haksızlık gördüğü zaman mı onu savunacağız? İşte bazı noktalarda sükût etmek yani sessiz kalmak da son derece zararlıdır ve insana büyük bir günah kapısı aralar. Doğru yerde, doğru zamanda susarsak, eğer bunu becerebilirsek, kendimizi daha çok güvende hissederiz. Çünkü olayları, çevremizde ne oluyor, ne bitiyor, sağduyulu bir şekilde buna bakabiliriz. Şöyle yazmışlar. Dört şey meydana gelir dört şeyden. İyi öğren bunları. Susmayı alışkanlık haline getiren kaygı duymaz hiç. Sen istiyorsan selamet, sus demiş. Susmak, iletişimsiz olmak değil. İletişimde olmak, insanlarla belli oranda yakınlık duygusu geliştirmek, sadece konuşmakla olmaz. Öyle olsaydı, en çok konuşanların, en çok ünsiyet, yakınlık kurabilme özelliğine sahip olmaları gerekirdi. Ama gerçek böyle değil. İnsanlar çoğu kez çok konuşan kimselerden rahatsız olur ve uzaklaşmayı tercih ederler. Tabii kendine güven duymadığı için, kendini ifade edememe kaygısıyla konuşmaktan çekinen ya da susan insanlar da çok konuşan insanlar gibi başkalarıyla yakınlık oluşturmada zorluk yaşayabilirler. Yani mesele
bazı sorunları vardır. Bir vefat olayı vardır, baskı görmüştür, hastadır. Bunlardan dolayı susmayı tercih edenleri yaralamak değil. Onları şu anda efendim, eleştirmek değil. Kendi iradesiyle, yani konuşma yetisi var, herhangi bir derdi, sıkıntısı yok ama susmayı tercih eden insanlardan bahsediyoruz. Yoksa dert Allah-u Teala'dan geliyor. O halde çok konuşmak, çoğu kez bizim kendi kendimizle çok fazla meşgul olmamız, kendi kendimizle doğru ve sağlıklı ilişki kuramamamız ve açıkça yüzleşemememizden de kaynaklanabilir. Gerektiğinde susmayı, gerekmedikçe konuşmamayı eğer becerebilirsek, hem özgüvenimizi arttırmış oluruz, hem de çok konuşmaktan kaynaklanan gıybet gibi, o söz hataları gibi onların esiri olmayız. Değerli kardeşlerim, günümüzün en önemli sorunlarından bir tanesi de insanların arasının ayrılmasına vesile olan gıybettir. Dilin afetlerinden en büyüğüdür. Ve günahlar açısından bakıldığı zaman, hocalarımızın sohbetlerinde sizler de duymuşsunuzdur, öyle dehşet veren örnekler var ki, hemen onlardan bir tanesini anlatayım. Bazı insanlar, yargılama safhasındayken, zina işleyenlerle aynı yerde azaba düçar olduklarını görünce, ama biz dünyada zina etmemiştik diyecekler. Lakin onlara şöyle bir hitap gelecekmiş. Ama siz dünyada kardeşlerinizin etlerini yiyordunuz. Yine başka bir eserde geçiyor. İnsanın kanının donduğu yerler buralar. Ama çok fazla bizi etkilemiyor neredeyse. Düşünebiliyor musunuz? Hayatınız boyunca zinadan, içkiden kaçıyoruz. Efendim, birisi bize zina ile ilgili bir şey söylediği zaman ya sen ne konuşuyorsun diyoruz ama zinayı haram eden Allahu Teala faizi de haram etmiş ama faiz artık insanların birbirlerini dışlayacakları, niye sen böyle yapıyorsun diye ayıplayacakları bir şey gibi görünmüyor. Aynen onun gibi gıybet o kadar hafif bir şey ki ne yaptım yani adam mı öldürdüm canım zina mı ettim dese birisi evet demek gerekir. Belki ondan da beterini yaptık. Allahu Teala'nın sevmediği bir şeyi, yasakladığı bir şeyi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı boyunca birçok bu konuda örnek verdiği bir şeyi biz hafife alıyoruz. İşte zina edenlerle beraber aynı yerde yanmak da var, Allah korusun. Peki, az konuşarak, bir başka anlamla, çoğu zaman sükût ederek daha az gıybet etmiş olur muyuz? Evet. Peki bundan sonra telefon görüşmelerimizde ilk aklımıza o geliyor. Daha az konuşarak birisi bizi aradı veya biz onu aradık. Görüşmemizin temel sebebi nedir? Bir alacak verecek. Sadece onu konuşsak veya hal hatır sormak. Sadece nasılsın, iyi misin? Çocuklar nasıl? Bir iki dakika konuştuktan sonra var mı benden bir isteğin? Hadi Allah'a emanet ol deyip kapatsak telefonu. O şunu yapmış, bu şunu yapmış. Ablan şöyle, abi böyle. Onun kocası böyle, hanımı böyle. Eğer biz biraz daha konuşursak bunlar ortaya çıkacak. Çünkü konuşacak bir şey yok. Ve konuştuğunuz insan zaten konuşmaya meyilliyse ya dedikoduya gidecek bu, ya bir şikayete gidecek, ya bir ayıp ortaya çıkacak, ya da bir tartışma olacak ortada. Telefon görüşmelerinde böyle, peki misafirliklerde nasıl? Biz misafirliğe gidiyoruz, pös pös oturup da susacak mıyız? Bugünkü misafirliklerde aslında şimdi televizyon ve cep telefonları olduğu için, insanlar birbirlerinin yüzlerini hoş geldin derken, o eve adım atarken ve güle güle derken neredeyse görüyorlar. Misafirliğe gitseniz de bir televizyonda bir dizi, bir film, bir maç açılıyor. Veya hiç televizyona gerek yok. Herkes akıllı son moda telefonlarının o ekranlarına hapsolmuş bir şekilde
sözde misafirlikte bulunuyor. Biz de diyoruz ki, hal böyleyken gelin, kendimizi kandırmayalım. Gideceğimiz yerde saatlerce kalmaktansa, kendimize bir vakit tayin edelim. Onu oldukça verimli bir şekilde harcayalım. Bir saat durduk, 1,5 saat durduk. Ayrılalım, evimize geçelim. Bir yerde hanımınızla çocuğunuzla oturuyorsunuz. Evet, 1 saat oturdunuz, 2 saat, 3 saat oturdunuz. Ama bunu da belli bir zaman çerçevesi içerisinde ayarlayalım. Bakın konu nereden başladı, nereye doğru gidiyor? Hayatımızda bir tanzim yapmamız lazım. Bu çok önemli. Kendi aramızdaki konuşmalar, telefon konuşmaları, hatta yazışmalarımız, bunların hepsi kaydediliyor. Ve öyle kayıtlar ki, diyelim bugün rüşveti, şusu, busu, bilmem nesi oldu, olmaması gereken bir şeyler oldu. Olasılıklar ve bunca asayiş raporları ortaya çıkarıyor. Var mı böyle şeyler? Örtbas edilebilir mi? Evet. Ama öyle bir yere gidiyoruz ki, o yargılama makamı hata yapılmayacak bir yer. Haşa sümme haşa, adaletinden hiçbir şekilde sual edilemeyecek Mevlamız Celle Celaluhu. O yere gitmeden önce o imtihan dünyası olarak yaratılan dünyada gelin dilimizden çıkanları biraz azaltalım. Aynı zamanda duyduklarımızı da azaltmış olalım. Bugünden itibaren hayatınızda inşallah yeni başlangıçlar olacağını ümit ediyoruz. Bugün programda ilk dakikalarda sizlerle paylaştığımız gibi, kardeşlerim, anne ve babanın haberinin bile olmadığı o kendi vücutlarında oluşan küçücük gözle görülmeyen hücrelerin birleşmesiyle yaratılan, görmeyen, duymayan, aklı olmayan, konuşamayan o iki hücreden sizi var eden, yaşayan, gören, işiten, efendim, düşünen ve bugün konumuzda olduğu gibi konuşabilen bir varlık haline getiren Allahu Teala yar ve yardımcımız olsun. Her gün gözümüzün önünde yüzlercesi cereyan eden şu cinayet haberlerinin, küslüklerin bir parçası olmayalım. Gelin, bugünden sonra hayatımızda yeni bir ufuk açalım. Allahu Teala, insi ve cinni şeytanların şerrinden bizleri muhafaza buyursun. Şu dil afetlerinden bizleri muhafaza buyursun. Caymaktan, yalan söylemekten, dedikodu yapmaktan, İftira atmaktan, insanları kırıcı, kaba cümleler kullanmaktan muhafaza buyursun. Bugüne kadar yaptığımız bu gıybetler, laf getirip götürmeler, kaba ve kırıcı konuşmalardan dolayı bizleri af buyursun. İnsanlardan ne bekliyorsak, nasıl davranmasını bekliyorsak öyle davranmamız lazım. Ya Rabbi Celle Celaluhu, ne olur şu dilimizin şerrinden, gözümüzün şerrinden, kulaklarımızın şerrinden, ayaklarımızın şerrinden ve içimizden gelecek olan, şeytanla ortaklık yapan nefsimizin şerrinden, avret bölgemizin şerrinden bizleri muhafaza eyle. Amin. İnşallah şu gözlerin, kulakların ve dilin de şahitlik yapacağı ahirette, bugün şu mevzu bahis olan dilimiz hep dua okuyordu, hayır söylüyordu. İnsanların birbirini birleştirmek için, küslükleri gidermek için bir kişinin daha içkiyi bırakması, uyuşturucuyu bırakması, efendim, Allah'ın helallerinden yuvalara kavuşması için güzel şeyler söylüyordu diye şahitlik eden dile sahip olanlardan eylesin. Amin. Allahu Teala her birimizin yar ve yardımcısı olsun.
en emin olana emanetsiniz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.